Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 4. sınıflarım. Bugün matematik map yayınları ders kitabımız kaldığımız yerden 151'den devam edeceğiz. Evet kesirlerde toplama işlemimiz var. Paydalarımız aynı olduktan sonra nasıl sevgilerim payları topluyorduk. 6, 3 daha 9. Paydamız aynı yazıyorduk. 9 bölü 4 sevgilerim. işlemimizi yaparsınız. Şöyle yapabiliriz şu aradan. Şöyle. Evet paydalar yine aynı bakın. 8, 3 daha topladığımızda kaç yapar? 11 paydamız 12. 11 bölü 12 yazarsınız. 2 tam, 1 tam. Tamlarımızı topluyoruz. 3 tam. Evet paydalar aynı olduğu için bakın. 3, 1 daha 4. Paydalar aynı. 5 yazıyoruz. 3 tam. 4 bölü 5 şeklinde bunu da şöyle eşlersiniz. Evet paydalar 16 hemen yazıyoruz. 11 3 tane yapar 14. 14 bölü 16 yapar sevgilendirim. Şöyle hemen yan tarafında eşlersiniz. Evet 3 tam 2 tam daha 5 tam yapar. Paydamızı 9 diye yazıyoruz. 3 4 tane yapar? 7 yapar. 5 tam 7 bölü 9 yapar. Evet 8 bölü 17 5 bölü 17 ortak paydamız 17. 8 5 daha kaç yapar? 13 yapar. 13 bölü 17 onu da şöyle buradan getirir. Teslim edersiniz sevgili öğrenciler. Evet çıkarma var. Yine aynı şekilde paydalarımızı ortak hemen yazıyoruz. 8 6'dan 3 çıktı. 3 kaldı. 3 bölü 8 sevgili öğrencilerim. Şöyle. Evet ortak 9'u yazdık. 11'den 3 çıktı. 8 kaldı. 8 bölü 9'muz var. Bu 8 bölü 9'muz da şöyle getirirsiniz. 3 tamdan 1 tamımız çıktı. 2 tamımız kaldı. Paydalar ortak hemen 4 yazıyoruz. 3'ten 2 çıktı. 1 kaldı. 2 tam. 1 bölü 4 yaptı. Onu da şöyle karışmasın. Farklı renkle yapalım. Evet. 10 ortak paydamızı yazdık. 11'den 7 çıktı. 4 kaldı. E, ne oldu sevgilerim? 4 bölü 10 olmuş oldu. Onu da şöyle götürelim. Evet 2 tamdan 1 tam çıktı 1 tam kaldı. 7'den 4 çıktı 3 kaldı. 9'u ayna yazıyoruz. 1 tam 3/9 yaptı. Onu da şöyle götürelim. Evet 15'ten 5 beş çıktı 10 kaldı. 4 de ortak parliği yazdık. 10/4 oldu. Evet 10 4'te şöyle kalemle götürürsün, silebilirsin. Evet bu boşta kalmış oldu. Evet şimdi sayfa Buralarda bir şeyimiz yok. Evet buraya geldi sevgili öğrencilerim. 154. sayfayı yapıyoruz. Bir sayının kesini alma konusu var. Dikkat edelim lütfen. Bir tiyatro salonundaki koltukların önce 5 bölü 18'i sonra 11 bölü 18'i dolmuş. Bu tiyatro salonundaki koltukların kaçta kaçının seyirciyle dolduğunu yazın diye söylemiş. Önce 5 bölü 18'i dolmuş. Artı 11 bölü 18'i dolmuş. Topladığımızda ortak payda 18. 11 5 daha kaç yaptı? 16 bölü 18 ne olmuş sevgili öğrencilerim? Dolu olmuş. İkinci sorumuza geçiyoruz hemen. Bir karınca evine ulaşmak için varacağı yolun evet 11 e, D7'sini gitmiş. Karıncanın evine ulaşabilmesi için geriye yolun kaçta kaçı kalmıştı diye söylüyor. Karıncanın yolunu tamam kaç sevgili öğrencilerim? 11 bölü 11. Bunun 7 bölü 11'ini gittiği için evet 11'ini yazıyorum bakın 11'den 7 çıktı. 4 bölü 11'ini hem Geriye kalan yol diye yazarsınız. Geriye kalan yol sevgilendirelim. Sarp teyzesinin yapmış olduğu kurabiyenin önce 1 bölü 8'in sonra 8'de 3'ünü yemiş. Kurabiyenin kaçta kaçı kalmıştır? Şimdi kurabiyenin tamamı kaç sevgilendirelim? 8 bölü 8. Bundan kaçı çıkartacağız? Bu çıkartacağımız şey bu ikisini ne yapacağız? Toplayıp buradan çıkartacağız değil mi? O zaman şu kısmını şöyle yapalım öncelikle. 1 bölü 8 artı 3 bölü 8 yenen kısım. Topladığımızda paydamız ortak 8. 3 bir daha 4. Bu 4 bölü 8 neydi sevgili öğrencilerim? kısım. Tamam kaç? 8 bölü 8. Buradan 4 bölü 8'i çıkardığımızda 8 ortak payda. 8'den 4 çıktı. 4 kaldı. 4 bölü 8'de neymiş sevgili öğrencilerim? Kalan kısım. Bu kadar basit. 4. Bir çiçekçi çiçeklerin önce 12'de 6'sını daha sonra 12'de ikisini satmış. Çiçeklerin kaçta kaçını satmış? Bakın sattığı kısımları topluyor. Evet. 6 bölü 12'sini önce satmış. Daha sonra da 2 bölü 12'sini satmış. Paydamız 12'yi ortak yazıyoruz. 6 2 daha kaç yapar? 8 yapar. 8 bölü 12'sini ne yapmış sevgili ya öğrencilerim? Satmış diye yazarsınız. Devam. Müge 160 sayfalı kitabın birinci günü. 12'de 8'in sonra 10'da 4'ünü okumuş. Müge kaç sayfa kitap okumuş? Bakın toplamını bize soruyor sevgili öğrencilerim. Şimdi biz artık verilen bir sayının ne yapacağız? Kesini bulacağız. Önce okunan kısmı toplayalım. 2 bölü 10 birinci gün. Daha sonra 4 bölü 10 ikinci gün. Topladığımızda 10 ortak paylamız. 4, 2 daha 6. 6 bölü 10'u okumuş sevgili öğrencilerim. Bunu sayfa olarak nasıl bulacağız? Şimdi kalem değiştiriyorum bakın. 160 sayfanın sevgili öğrencilerim. Mantığımız neydi? Pa pasta gibi düşünün. 10 parçaya böleceğiz. 6'sını alacağız. Bunu 10 parçaya böleceğiz. Bakın sıfırlar gittiğinde kaç çıktı zaten? 16 çıktı. Bunun 6 parçasını alıyorduk. Yani 16 çarpı 6 yapıyoruz. 6 kere 6 36. 6 kere 1 6 3 değerli 9. 96 sayfası ne yapmış sevgili öğrencilerim? Okumuş diye yazarsın. Suraya da sayfa olarak yazalım sevgili öğrencilerim. Bu birinci işlem daha sonra da ikinci işlemi yapıyorsunuz. Devam. Bir aile bahçesinde yetiştirdiği 380 adet mısırın ilk gün 20'de 3'ünü, ertesi gün 20'de 7'sini pazarda satmıştır. Ailenin satmadığı, bakın satmadığı tamamından sattığı kısmı ne yapacağız sevgilendirim? Çıkartacağız değil mi? O zaman önce 3 bölü 20'sini satmış. Daha sonra 7 bölü 20'sini satmış. Topladığımızda 20 ortak payda 7, 3 daha 10. Ne yapmış? 20'de 10'unu. Zaten ne demek sergilencelerim? Yarısını satmış demek değil mi? Yani işlem olarak şunu yapabilirsiniz. 380'in yarısı sergilencelerim. 2'ye bölersiniz. 1, 2, 1 kaldı. 8 indir. 9, 9 kere 2 18. 0 indir. Koy. 190. Buradan 190 neymiş sergilencelerim? Ee, satılan kısım çıkıp yani yarısı olduğu için yarısı satılmış. Yarısı kalan mısır diye buradan bulabilirsiniz. Bu birinci yöntem. İkinci yöntem Sevgili öğrencilerim, şöyle yapacağız. 10 bölü 20'yi, 20'de 10'unu buldum. Mısır'ın tamamı e, ne kadardı? 380'di. Bizler ne yapıyorduk? Pay diye bölüyorduk. Bölü 20 yapıyoruz, sıfırlar gidiyor. Bakın 38, 1 kere 2, 2, 1 kaldı. 18, 9 kere 2, 18, 0, 0. Evet, 19. Bu 19'a da sevgili öğrencim, daha sonra ne yapıyorduk? Payla çarpıyorduk. Yani 10'la çarpıyorduk. 190'ı da burada ne yapıyoruz? Buluyoruz sevgili öğrencilerim 190 tane mısır kalmıştır. Yani satılanla e, yarı yarıya olduğu için yani tekrar 380'den mesela şunu da yapabilirsiniz. 190 bu yarım satılan kısım olduğu için bunu da çıkartıp tekrar 190 kalmıştır diye de ne yapabilirsiniz? Bulabilirsiniz sevgili öğrenciler. Evet biraz karışık gibi oldu. Burada en önemli nokta 20'de 10. Yani 20'de 10 yarı yarıya olduğu için 380'in yarısı satılmış yarısı kalmış diyebilirsiniz. 380'i bakın 20'ye bölüp 10'la çarparak ne yaparsınız? 190 mısır satılmış. 380'den 190 çıkarıp 190 mısır kalmış diye bulabilirsiniz sevgili öğrenciler. Evet 7. sorumuz. Bir ilkokulda yapılan ankete 240 öğrenci katılmıştır. Anket sonuçlarına göre 240 öğrencinin 6'da 3'ü her gün süt içmiş. 6'da 2'si haftada 4 gün süt içmiş. 6'da 1'i haftada 2 gün süt içmiş. Bunu söylemiş. A Ankete göre her gün süt içenlerle haftada 4 gün süt içen. Her gün süt içen 6'da 3'ü. Yani neymiş sevgili öğrencilerim? Şöyle 3 bölü 6. Toplamını sorduğu için artı. Haftada 4 gün süt içenler ise 6'da 2 değil mi? 2 bölü 6. Topluyorum. 6 ortak payda. 3-2 tane yapar. Sevgili öğrencilerim. Pardon 6 yazdım. 5 yapar. 6'da 5 yapar sevgili öğrencilerim. Bunu da sayı olarak nasıl bulacağız? 240'ın 6'da 5'i ne demek sevgilerim? 240'ı 6'ya böleceğiz. Bölelim. 6 kere 4 24. Çıkartıyorum. 0'ı da ekliyorum şöyle. 40 yaptı sevgilerim. Bu 40'ı da ne yapıyoruz? Payla 5 ile çarpıyoruz. Çarpı 5. 5 kere 0 0. 5 kere 4 20. Evet ne oldu? 200 öğrenci toplamını ne yapmış olduk? Bulmuş olduk sevgili öğrenciler. Devam. Haftada 2 gün süt içenler. Haftada 2 gün sıçan 6'da 1 değil mi sevgili öğrencilerim? Evet bunu nasıl yapacağız? 240'ın ne yapıyoruz bakın? 1 bölü 6'sını buluyoruz. İşlem bu sevgili öğrencilerim. Toplam öğrenci 240. 6'da 1'i haftada e, ne demişti? 2 gün süt içer demişti. Bize de onu soruyor. Haftada 2 gün içenler soruyor. Yani 240'ı 6'ya bölüp 1 ile çarpmaya gerekiyor zaten aynısı. 240'ı 6'ya bölüyoruz. 6 kere 4. 24 çıkartıyorum. İnen 0'ı da ekliyorum. Ne oldu sevgili öğrencilerim? 40 kişi haftada 2 gün süt içer diye söylersin sevgili öğretmenim. Tekrar bu 40'ı bakın 1 ile çarpmıyorum aynı sonuç olduğu için. Yani 40 çarpı 1 40 deyip aynı şeyi tekrar yapmaya gerek yok. C. Her gün süt içenlerin sayısı haftada 2 gün süt içenler. Bakın haftada 2 gün süt içenler zaten ne yaptık buradan bulduk. Burası neydi sevgili öğretmenim? 40 kişi. Bunu az önce bulduk zaten. Her gün süt içenler ne kadar? Bakalım. Her gün süt 6'da 3'ü. 6'da 3 ne demek sevgili Yarısı değil mi? Bakın 240 öğrenci var. Bunun 6'da 3'ü her gün sıçıyorum sevgili öğrenciler. Evet. Yani bunu bulup çıkartacağız değil mi? Yani 240'ın 6'da 3'ü ne demek? Bakın yarısı demek. Yani 240'ı yine aynı şekilde şöyle 6'ya bölüp 6 kere 4 24 0 0 bunu ekleriz 40. 40'ı daha sonra bakın 40 çarpı 3'ten daha sonra 6'da 3 dediği için 3'te çarpıyoruz. 120 kişi yapar sevgili öğrenciler. Daha sonra bu bundan ne kadar fazla diyor. Yani 120 40'tan ne kadar fazladır diyor. 120 daha sonra buradan da 40 çıkardığınızda zaten 80 ne yaparsın? Bunu 12'den 4 8 80 kişi fazla. Buradan bulabilirsin. Bu birinci yol. İkinci yol ne demek sevgilerim? Kolay yolumuz. 240 kişinin sevgilerim 3 bölü 6 ne demek sevgilerim? Bakın 6'da 3 yarısıysa 240'ın yarısı sevgilerim. Bu da ne yapar? Direkt 120 yapar. 120'den 40'ı tekrar çıkartıp buradan da ne yaparsınız? 80'i bulabilirsiniz sevgili öğrenciler. Evet, sonraki sayfada da bir eğlenceli etkinliğimiz var sevgili öğrencilerim. Aşağıda verilen işlemleri yapınız. Bulduğunuz sonuçlarıyla harfleri eşleştirerek sevgili öğrencilerim ne yapacakmışız? Bir özdeyiş bulacakmışız. 3 bölü 12 nasıldı? 12 paydalar ortak. 3'ten 1 çıktı. 2 bölü 12. Bakın 10 ortak payda 7'den 5 çıktı 2. 9 ortak payda 5'ten 2 çıktı 3 kaldı. 6 ortak payda 5'ten 3 çıktı 2 kaldı. 5 ortak payda 1 1 daha 2. 8 ortak payda 2 1 daha 3 saydım önce. Evet 7 ortak payda 6'dan 3 çıktı 3 kaldı. 13 ortak payda 4 5 daha bakın toplama 9 oldu. Evet 14 ortak payda 2 6 daha 8 oldu saydım. Evet. Şimdi 2 bölü 12 ö'müş. Evet 2 bölü 12. Acaba parça parça mı yapsaydık? Hızlıca yap. 2 bölü 12 ö'müş sevgili öğrencilerim. Evet. Devam. 2 bölü 10 h'miş. Şurası h çıktı. Evet devam ediyoruz. 3 bölü 9 e'miş. 3 bölü 9 e imiş. Evet devam. Evet 2 bölü 6 ne'miş. 2 bölü 6 evet ne imiş sevgili öğrencilerim. Evet. 2 bölü 5 y yeah, imiş. 2 bölü 5 y yeah, imiş. O da tamam. Evet. 3 bölü 8 g yeah, imiş. 3 bölü 8 g yeah, imiş. 3 bölü 7 ç yeah, imiş. 3 bölü 7 ç yeah, imiş. O da tamam. Yani 9 bölü 13 s yeah, imiş. 9 bölü 13 s yeah, imiş. Evet. 8 bölü 14 C'ymiş. 8 bölü 14 de C'ymiş. Evet. Devam ediyorum. Evet. Paydalar 5 ortak. 2 bir daha 3. Evet. 11 payda 5 2 daha 7. 8 payda 6 4 daha 10. 4 payda 1 1 daha 2. 5 payda eksi oldu. Bakın 6'dan 2 çıktı. 4 kaldı. Evet. 6 ortak paydamız. 4 1 daha 5. 7 ortak paydamız 4, 2 daha 6. 8 ortak paydamız 11'den 5 çıktı. 6. 6 ortak paydamız 3, 1 daha 4 sayılalım. Sondan başlayalım. 4 bölü 6 D'ymiş bakın. 4 bölü 6 D'ymiş. Evet biraz uzun. Evet. 6 bölü 8 M'ymiş. 6 bölü 8 M'ymiş. 6 bölü 7 L'ymiş. Burası L'ymiş. Evet 5 bölü 6 t imiş. 5 bölü 6 nerede öğrencilerim? T imiş. Evet. 4 bölü 5 o imiş. 4 bölü 5 o imiş öğrencilerim. Evet şuradayım şurada. O imiş. Evet 2 bölü 4 i imiş. 2 bölü 4 bulalım. Gözlerim ağrıdı. 2 bölü 4 iymiş, 10 bölü 8 a imiş. 10 bölü 8 bulalım. Evet. İşlem yanlışım yaptı. Sevgilenirim. çıkarma varmış. Alttan 4 pardon. Evet burası bakın. 2 olacakmış. Aman aman aman. 2 bölü 8 A imiş. Çok pardon. 2 bölü 8 A imiş sevgili öğrencilerim. Devam ederiz. Aman dikkat edelim. Aman dikkat edelim. Evet 7 bölü 11 K imiş. Gözlerimiz kamaşıyor çünkü hızlı yaparken. 7 bölü 11 K imiş. Devam. 3 bölü 5 de R imiş. 3 bölü 5 neymiş? R imiş. Başka var mı? 3 bölü 5 R imiş. 3 bölü 5 R imiş. Şimdi kendi alanı 5 bölü 6. 5 bölü 6'lar var sevgili öğrencilerim. Evet 5 bölü 6 Evet 5 bölü 6 5 bölü 6 Evet burada bakın T olacakmış o. 5 bölü 6 Şurada varmış T T Evet 3 bölü 9 Burada da varmış zaten E 3 bölü 9 E Evet. 6 bölü 7. Evet. Şurada var. L imiş. 2 bölü 5 nerede sevgilerim? Evet. Şurada Y imiş. Evet. 3 bölü 8 burada var. G imiş. Evet. Azaldı. 3 bölü 9. Burada var. E imiş. Aynısı zaten. İ imiş. Evet. 2 bölü 4'ümüz iyiymiş. Burası da iyiymiş. Burası da iyiymiş. Evet. Biraz zor oldu. Gözlerim çok amaçlı hayatta en gerçek yol gösterici ilimdir sevgili öğrencilerim. Evet 156 bitiriyoruz artık zaman ölçme konusuna geldik sevgili öğrencilerim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen istediğiniz varsa çekinmeyin yorumlarda buluşmak üzere. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın.